Sevgili seyirciler, değerli konuklar, Sabi Samur'la Memleket Meselesi programında sizlere Dalaman'dan sesleniyoruz. Güzel bir Dalaman sabahı, güzel bir insanla beraberiz. CHP Dalaman İlçe Başkanı Sayın Kamil Ayhan Öner. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Sabi Bey, günaydın. Şeref verdiniz, günaydın. O şeref bize ait, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Efendim, malum bir hareketlenme var hem Türkiye çapında, hem CHP'ye özel bir hareketlenme, kongreye öncesi diyeyim, il ve ilçeler bazında hazırlık yapıyorsunuz. Evet. Bu noktada detay sorulara geçmeden önce, Dalaman sizi tanıyor ama biz Türkiye'nin geneline hitap ettiğimiz için Kamil Ayhan Öner kimdir? Bir kısa künye, hatta uzun olsun. Tabii. Alalım efendim. Tabii, şimdi şöyle, ben 1960 Dalaman doğumluyum. Eski adıyla Karaçalı. Karaçalı. Eskiden Karaçalı'ydı. Son değişikliklerle Dalaman olarak değiştirildi ilçemizin eski nüfus kayıtlarındaki evet. ismi. İlkokulu Karabörk'ten de okudum. Rahmetli babamın Allah görevi olsun. Nedeniyle, Allah razı olsun. Karabörk'ten de okudum. İşte orta biri Muğla Merkez'de derken, işte Dalaman'da ortaokulu bitirdik. Nazırlı Öğretmen Okulu, Ortaklar Öğretmen Okulu derken, İşte öğretim hayatından sonra askerliği de 12 Eylül harekatından sonra askerlik hizmetini tamamladıktan sonra ilk memuriyete 1982 senesinde Atatürk Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde göreve başladım. İstanbul'da. Daha sonra yeni kurulan bir özel havayolu şirketimiz vardı. O dönemde çok Türk sivil havacılığını basamak basamak ilerleten İstanbul Airlines havayolu şirketimiz vardı. Kaliteli. Evet, oraya geçiş yaptık. Gerçekten devlet hava meydanlarından sonra İstanbul Havayolları gibi güzide bir özel havayolu şirketinde çalışmak, ki bugünkü özel havayolu şirketlerimizin kapısını açan bir firmaydı. Çok elit bir firmaydı, personeliyle, uçuş ekibiyle, yöneticilerle, hatta patronlarımız da yani bizi kendi ailesinden gören öyle bir yönetim anlayışına sahiptiler, sağ olsunlar. Daha sonra işte Türkiye'deki biliyorsunuz dengeler bozulunca çok ileri atılımlar olan şirketimiz çok kısa bir süre içerisinde konkordato ilan ederek kapısına kilit vurdu. Yaklaşık 3000 civarı personel de mağdur oldu bu vesileyle. Daha sonra işte Göcek'teki şu an The Resort olarak anılan ilk açılışında Swiss Hotel, The Inn at Swiss Hotel Göcek Marina Resort ismiyle anılan şirketin ilk kuruluş aşamasında otelin personel ve insan kaynakları müdürü olarak görev aldım. Daha sonra emekli olduktan sonra da içimde ukde olan balıkçılık mesleğine girdim. Evet, balıkçı teknem vardı. Daha sonra işte balıkçılığı da bıraktık. Vesilesiyle 2013 yılından beri Cumhuriyet Halk Partisi Dalaman İlçe Başkanlığı'nın ilçe sekreterliği, başkan yardımcılığı ve ilçe başkanlığı gibi değişik kademelerinde görev aldım. Tabii ki insan görev aldığı sivil toplum kuruluşları olsun, siyasi partiler olsun, yaşadığı memlekete, ilçesine, iline, ülkesine bir takım artı değerler katabilmek için mücadele etmelidir. Biz de bu yoldan, bu amaçla yola çıktık. Malumunuz önümüzde bir 2020 yılı içerisinde yaşanacak genel kurultayımız var. Bunun öncesinde bir işte delege seçimimiz, ilçe kongrelerimiz olacak. Oraya gelmeden şunu ben sevgili seyircilerimizin önünde dile getirmek istiyorum. Burada konumumuz gereği, işimiz gereği birçok insanla kısa uzun sohbetlerde bulunuyoruz. Evet. Bu bazen monolog seviyesinde kalıyor, bazen diyalog oluyor. Ben çok rahat, bunu yüzünüze söylüyorum, çok da zevk alıyorum sizinle konuşurken. Dolu dolu bir kişisiniz. Sağ olun, sizin teveccühünüz. O bahsetmiş olduğunuz yaşam noktalarında, süreçlerinde, periyotlarında almış olduğunuz kalite yönetimi, ISO serisiyle ilgili bir eğitimler var mı? Bunun mu etkileri evet, var? Evet, şöyle İstanbul Hava Yolları'nda çalışırken şirketimiz Uluslararası Sivil Hava Taşıyıcıları Birliği IATA'ya üye olmak için başvurmuştu. Evet.
Dolayısıyla o süreç içerisinde de bizim TQM tabir edilen Total Quality Management, yani toplam kalite yönetme eğitimlerini gördük. İşte ISO 9001, 9002 kalite standartlarına göre şirketimiz eğitime çok önem veren, gerek yer personeli gerek uçuş personelini en iyi seviyede eğitimler almış kişiler olarak görevlendirmeyi kendine amaç edinen bir şirket çok olduğu iyi. İçin yani bizde şöyleydi. APRON'da hizmet alan işçilerimiz dahil olmak üzere işbaşı eğitiminden sonra bizde personelin yolcuyla birebir muhatap olduğu durumlarda, yani bu personelin titriyle ilgili, yani iş yerindeki göreviyle ilgili değil, hangi statüde olursa olsun personelin yolcuyla muhatap olduğu durumlarda birebir empati kurmayı biz öncelikli olarak personele eğitiyorduk. Kaldı ki bizden de üst düzey yöneticilerimiz bunları istiyorlardı. Biz de bu şekilde eğitildik. Yani İstanbul Hava Yolları devlet hava meydanlarında aldığım eğitim, onun üzerine İstanbul Hava Yolları'nda almış olduğum eğitim benim toplumsal yaşamımda da toplum içerisindeki durumuma da çok büyük etkisi oldu. Çok yani zaten daha evveliyatında hümanist bir yapıya sahip, düşünceye sahip olmama rağmen buna daha çok artı değer vererek bu eğitimler bizi yani topluma adapte etti bu şekilde. Ben bu eğitimleri bize veren şu an hayatta olan patronlarıma da yöneticilerime de şuradan çok teşekkür etmek isterim. Hepsinden minnettarız yani. Biz boş bir statüde görevlendirmediler. Yani bir hamuru alıp eğittiler, şekillendirdiler. Bugünlere gelmemizi sağladılar. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Bunu bilinsin istedim. Çünkü o vizyon var. Başkanım, nüfus olarak 40 küsür binlerdeyiz. Evet. Dalaman maalesef bulunmuş olduğu konumla alakalı siyasi konuşmuyorum. Yani bunun partisi yok. Ama layık olduğu yerde değil gibi gözüküyor. En azından benim düşüncem böyle. Neden? 13 ilçenin içinde Bodrum'u saymazsak en şanslı olan biziz. Çünkü havalimanımız var. Bu belediye logomuza kadar yansımış durumda. Bunu maalesef söylemlerle, yani kopyala yapıştır yapıyoruz. Tabii, işte tabii. 12 ay turizm olsun. Olsun, ne güzel, amin diyelim, geçelim. Herkes ister. Ama bu olmuyor. Yani bunu şu an ilköğretim çağındaki bir çocuğumuza da mikrofonu uzatsak, annesinden babasından duyduysa aynı cümleyi o da söylüyor. Muhakkak. Bunun içini doldurmak için eylem planları yapmak gerekiyor. Dolu dolu çalışmak gerekiyor. Devlette, siz de devlette görev aldığınız için söylüyorum, devamlılık esastır diye bir kalıp cümlemiz var. Tabii. Gönül istiyor ki nasıl Dalaman Belediye Başkanlığı binasında makamda emeği geçmiş tüm büyüklerimizin, ki kimi çoğu siyah beyaz fotoğraf, değil mi? Tabii tabii. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayanlara da selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum. Bu noktada şu ana kadar Dalaman'ın üzerine koyulmuş bir taş, bir tuğla, sonraki gelenlerin de yeni taşlar, tuğlalar koyarken aynı zamanda devamlılığı da oluşturması gerekiyor. Çünkü bizim sayılı, zaten sayılı ve sınırlı elimizde donelerimiz var, kükürtümüz var, değil mi? Tabii canım. Sahil şeridimiz var. Çok da uzun kayacık, bir kumsalımız var. Kumsalımız var. Bunları bir bütün içinde çok acil, ivedi bir şekilde sunmamız gerekiyor, pazarlamamız gerekiyor. Bu noktada bir seçim yaşadık. Şu an el değiştirdi. Yeni bir başkanımız, yeni bir siyasal partinin yönetiminde olan, tabii sonuçta parti kenara koyulup Dalaman için Dalaman Belediyesi olarak tabii hepimizin başkanı olarak görev yapan Sayın Karakuş var. Sizin cephenizden baktığımız zaman el değiştirdi. Evet. İktidardaki, yani daha doğrusu Dalaman iktidarındaki partinin ilçe başkanıydınız. Şu an muhalefete geçtiniz.
Görevi iki dönem layıkıyla üst üste yaptıktan sonra şu an bırakma kararı aldınız. Kendi evet. iradenizle, isteğinizle. Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Sağ olun. Sizin teşekkür ederim. Bundan sonraki projeleriniz için de yeni bir birikim bu. Değil mi? Muhakkak, dolu dolu. Muhakkak. İnşallah bunu da değerlendireceksiniz. İnşallah. Dalaman'da yeni projelerinizle sizinle karşılaşacak diyorum. O noktada kısa arzu ediyorsanız öz eleştiri diyelim, arzu ediyorsanız durum değerlendirmesi diyelim. Kelimeyi size bırakıyorum. Şey oluşturmayacak şekilde, cevap hakkı tabii. oluşturmayacak şekilde sadece sizin özgün gönlünüzdeki cümlelerle bir durum değerlendirmesi yapmasını rica ediyorum. Mutlaka. Şimdi şöyle Sabit Bey, Dalaman'da sizin de söylediğiniz gibi ilçemiz için, halkımızın rahatı, refahı için kim bir taş koyarsa bizim için o daha kabul edilebilirdir. Şimdi parti gözetmeksizin amaç, belediye başkanlarının göreve gelme amacı, herkesin söyleminde olduğu gibi, seçim programlarında evet. olduğu gibi amaç Dalaman'a hizmet etmek. Şimdi Dalaman'a hizmet ederken ben şunu açık yüreklilikle söyleyeyim. 41.400 nüfuslu Dalaman'ımızda A parti, B parti, şu bu partiden, o bu partiden demeksizin herkese eşit hizmetin adil bir şekilde dağıtılmasından yanayım. Ve bugüne kadar gelmiş geçmiş ilk belediye başkanımızdan, 1967'de kurulmuş olan Dalaman Belediye'nin ilk belediye başkanımız Hakkı Ege'den bugüne kadar, Muhammed Karakuş dönemine kadar gelip geçen belediye başkanlarımıza, hizmet veren başkanlarımıza, ölenlere Allah'tan rahmet, sağ olanlara da sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler diliyoruz. Dolayısıyla şimdi herkes bir projeyle geliyor. 12 Eylül sürecinde de kayyum atanan belediye başkanlarımız oldu. Onlar da elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştılar netice itibariyle. Makamdalar. Tabii ki. Herkes onlardan bir şey, bir hizmet bekler. Dolayısıyla şöyle düşünüyorum. Benim düşüncemde, benim gözümde Dalaman'da 41.400 kişi varsa hepsi aynı. Şimdi ben duyuyorum bazen ki bundan gerçekten üzüntü de duyuyorum. Yok İzmir'den gelmiş yerleşmiş, yok İstanbul'dan, Ankara'dan gelmiş yerleşmiş. Neticede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı nereden geldiği önemli değil. Hı hı. Önemli olan Dalaman'ı memleket kabul edip buraya yerleşmiş olması. Kesinlikle. Ya da memuriyet veya iş görevi nedeniyle buraya gelip burada hizmet veriyor olması ve benim gözümde ikametgahı neredeyse bir insan oralıdır. Oranın insanıdır. Doğru. Dolayısıyla kimseyi dışlamadan herkese eşit mesafede hizmet vermek bir belediye başkanının bana göre asli düşüncesi olmalıdır, görevi olmalıdır. Ben belediye başkanlarımızın, bugüne kadar gelip geçmiş belediye başkanlarımızın ayrım yaptıklarını düşünmüyorum. Velev ki zoraki durumlar sebebiyle bir neden takım... Neden bu cümleyi kurdunuz o zaman? Şimdi şöyle, ayrım yapmak, insanları birbirinden ayırmak hoş bir şey değil. Hı hı. Belediye başkanlığına gelmiş bir insanın ki biliyorsunuz mülki idare amirimizden sonra gelen yerel idare amirimiz doğru. belediye başkanlığı. Doğru. Hı. Şimdi Kaymakam Bey herkesle konuşup muhabbet ediyorsa bir devlet memuru. Evet. Belediye başkanımız da halkın seçtiği, Dalamanlı'nın seçtiği. Herkese kucak herkes kucaklaması gerekir. Yani düşünce bu olmalı bana göre. Şimdi Dalaman'da daha önceki dönemlerde de gördüğümüz gibi Dalaman çok hızlı gelişen bir yer. Evet. Yapılaşma çok muazzam. Ha, yapılaşmayı da konu etmişken bana sorarsanız hoş bir olay değil. Bu kadar tarım alanının talan edilerek yani imara açılması bana göre de hoş değil. Zaten biz bir zamanları Dalaman bizim gençliğimizde pamuk üretim sahası evet. idi. Ortaca Tarış'ın önünde kilometrelerce römork kuyruğu olurdu. Tarış'a pamuğunu satabilmesi için üreticinin, çiftçinin. Kaldı ki birçoğu da tüccara verirdi. Yani
binlerce ton pamuk üretildi. Pamuk bitti. Şimdi bizim buranın darı deriz biz yerelde. Mısırı meşhurdu Dalaman'ın. Bitti. O da bir tarlada. Yani evet. Susam üretilirdi burada. Susam bitti. Yani tarım da bitti. Buna yönelik çalışmaların yapılması mutlak şart. Tarımla uğraşan çiftçi, besicilikle uğraşan yani çiftçi. Yani TİGEM'in dışında diyorsunuz tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Yani. Şimdi TİGEM zaten kendine bir program yapıyor. Hangi arazisinde o yıl değişikli, dönüşümlü olarak ne üretecekse kendi planı programı var. Evet. Devlet kurumu. Şimdi örneğin bizim Dalaman'ımızda TİGEM ayçiçeği, yağlık ayçiçeği yetiştirirken çiftçi buna sıcak bakmazdı. Yapılmadı yıllarca ayçiçeği, yağlık ayçiçeği yetiştiriciliği. Hı hı. Bunlara da önem verilmesi lazım. Kaldı ki ayçiçeğini bıraktık artık, pamukçuluk da bitti. Yani arazilerimiz de hızla eriyip gidiyor, tarım arazilerimiz. Hı hı. Bir takım yerlerin yerinde kalması lazım. Turizme gelince, 1981 senesinde açılan Dalaman Hava Meydanı, o evet. zamanlar Hava Meydanı, şu ana kadar geldiği şekliyle birçok yenilikler yaptı, hı hı. Terminal binalar yapıldı. Şu an atıl duruma bırakılan 1988 yılında hizmete açılan bir terminal vardı. Hatta inşaat projesi döneminde ödül almıştı. Tadilat yapılması bile uygun görülmüyordu. Şimdi bakıyorsunuz uçaktan yurt dışından, kendim havacılık yaptığım için biliyorum. Bir uçakta 250-300 yolcu, Boeing 757-67 gibi büyük gövdeli uçaklarda iniyor. Hepsini transfer otobüslerine bindiriyoruz. Marmaris'e, Bodrum'a, Fethiye'ye gönderiyoruz. Yani şimdi Dalaman bir tren garı gibi görülüyor. Uçak iniyor, yolcular gidiyor. Biz Dalamanlılar olarak bundan faydalanamıyoruz. Yani Dalaman'a bir getirisi olmuyor. Aslında Dalaman'a başta devlet olmak üzere, Turizm Bakanlığı olmak üzere konaklama tesisleri yapılması mutlaka gerek. Sarıgerme'de en yakın yerimizde bir sürü 3 yıldız, 5 yıldız oteller olmasına rağmen kış turizmine açılamıyor. Evet. Kış turizmi derken bizim zaten kış sezonumuz yok. Malum biliyorsunuz işte Aralık, Ocak, Şubat, Mart'ın yarısı yaz, yarısı bahar derler. Bitti 2,5 ayda bizde kış bitiyor. Doğru. Dolayısıyla şimdi orada kış turizmine açılsa, örneğin su altı sporları, su üstü sporları, kiteboard dediğimiz Gökova'da başlanan bir etkinlik var. Hı. Gökova Körfezi'nde yapılıyor, Akyaka'da tarafında, Azman doğu, güneydoğu yönünde. Orada tesisler açıldı. Kiteboard yapılıyor. Buna benzer şeyler yapılamaz mı? Dalaman'da yapılabilir. Son dönemlerde Dalaman Çayı üzerinde rafting evet. başlatıldı. Hı hı hı. Hatta şöyle, bizim çok yakınımızda örneğin Fethiye ilçemiz sınırları içerisinde bir kayak merkezi gibi bir yer yapılabilir. Karanfilli yaylası var Nif'in üzerinde. Köyceğiz'de Ağla yaylamız var. Yani kayak tesisleri kurulabilir. Bu tür kar yağan çok yakınımızda, yani bir saat mesafede yüksek dağlarımız var. Bunlar değerlendirebilir ama bunun için de tabii büyük yatırımlar gerekiyor. Yani devletin de destek vermesi gerekir. Kaldı şimdi personel istihdamı açısından da bunlar bizim için büyük yatırımlar, olması gereken yatırımlar. Ben 1987 senesinde İstanbul Havayolları'nın ilk kurucu personeli olarak Dalaman Havalimanı'na geldiğimde İngilizce bilen personel bulamıyorduk biz. Evet. Ama şu an bakıyorum gençlere, Rusça, İngilizce, Almanca bir kişi var. Üç dil biliyor. Doğru. Yani çok güzel bir şey. Ben o dönemde kontuara oturttuğumuz kızlarımızın geri planında durarak yolcunun ne dediğini onlara tercüme etmek durumunda kalıyordum. Lise mezunu pırıl pırıl çocuklar ama lisan eğitimi o kadar yeterli değildi bizim burada. Başkanım. CHP kısmına geçmeden önce bu kısmı biraz daha toparlayarak devam etmek istiyorum. Şimdi ne güzel konuşsak saatlerce evet. konuşacak şeyimiz var. Bunu da biliyorum, o yüzden davet ettim sizi. Az önce değindiğiniz Dalaman dışından gelenlerin Dalamanlı gibi maalesef görülmemesi gibi bir pozisyon var. Bu yönetim değil, genel olarak var.
Bunu aşmaya çalışıyoruz. Evet. Hep birlikte aşmaya çalışıyoruz. Evet, mutlaka. Bu programın bile bir şeyi var, getirisi olacak inşallah. İnşallah. Bu noktada şöyle bir açık görüyorum. Katılır mısınız, katılmaz mısınız bilmiyorum. Dalaman'da mevcut kurumlar var. Bunların başında yönetici arkadaşlarımız var. Evet. Nedir? Dalaman İş Adamları Derneği. Efendim, Dalaman Esnaf Odası. Dalaman Tarım, Ziraat Tarım. Ziraat Odası. Ziraat Odası. Onun dışında bir üst segment diyelim, kent konseyimiz var. Evet. Onun dışında yine diğer derneklerimiz var ama yönetim bazında ve yoğunluk anlamında ilk akla gelenler bunlar. Şimdi bakıyorsunuz hepsi kendi tüzüğü doğrultusunda bir noktaya kadar konuşma ve icraat yapma veya yapmama evet. yetkisi var. Ama o makamlar onda. Bir noktaya kadar eleştirebilirsiniz. Bir noktadan tabii, sonra tabii. küsmeler başlayabiliyor. Ya beni niye eleştirdin yani. Filan gibi. Halbuki burada kişiler değil konu. Konu Dalaman'ı konuşuyoruz. Yani sizin tuttuğunuz makamlar önemli makamlar. Muhakkak. İcraat yapabileceğiniz makamlar. Şimdi bu noktada ben icraat yapmazsam, sen icraat yapmazsan, diğeri yapmazsa o az önce bahsettiğimiz o güzel içi doldurulması gereken cümleler maalesef askıda kalıyor. Süs olarak arkaya as falan işte. Ya bu tatta maalesef. Doğrultuda kalıyor. Bu aynı şekilde belediye başkanlarımız için de geçerli. Şimdi biz seçiyoruz, seçtikten sonra alkışlıyoruz. Can başkan, değerli başkan vesaire. Sonrasında olay o kişinin pozisyonuna kalıyor. Yani isterse burayı uçurabilir, isterse evet. çok güzel bir şekilde dingin olarak süresini doldurabilir. Yine başkanımızdır, yine saygı duyacağız. Evet, evet. Ama geçer günler yerine konmuyor, konamıyor maalesef. Şimdi bu noktada diyorum ki başka bir şey, yani platform olabilir, dernek olabilir, yasal mevzuatı bilmiyorum ama Dalaman'la ilgili daha bir kapsayıcı ve icraat oluşturabilecek, bunları tetikleyecek, yaptırım uygulattırabilecek, Ankara'yla, bakanlarla temas kurabilecek bir oluşuma ihtiyaç var. Evet. Bu oluşum gerçekleştiği an dolu dolu insanlarla ayrım yapmadan tüm siyasilerden birer ikişer kişi içine alarak Dalaman için fikri olan, kalp sevgisi evet. olan insanların yer alacağı maddi manevi önemli değil bir oluşum. Bu oluşum yarın dönüp ey belediye başkanım biz böyle bir hazırlık yaptık. Buyur 2 sayfa 3 sayfa rapor. Şöyle olsa deyip ona sunulup efendim ek bilgi olarak kaymakamlığa sunulabilir içeriğiyle alakalı atıyorum uyuşturucuyla alakalı bir şey yaptınız. Kim var işin içinde? Toplumsal bir şey tabii. Narkotik var. Efendim kaymakamlık var. Belediye başkanlığı var. İlçe emniyet eğitim müdürlüğü var. Değil evet. mi? Valimiz var ve İçişleri Bakanımız var. Tüm bunları tak 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 noterden gerekirse iletirsek Sayın Başkan. Evet. Birileri ayağa kalkacak. Muhakkak. Muhakkak. Bunu gönül arzu ediyor. Yani sabi olarak konuşmuyorum. Ben Dalaman'da yaşıyorum evet. şu an. Ama Ankara'daki sorun da beni ilgilendiriyor. Lefkoşa'daki sorun da beni ilgilendiriyor. Ama birinci öncelik Dalaman'ı ilgilendiriyor. Tabii. Dolayısıyla Dalaman'la ilgili hep beraber bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu noktada bu kısmı toparladıktan sonra CHP'ye geçelim. Gönül istiyor ki sizin bu daha önceki tecrübeleriniz peşinden CHP'de kolay değil. 2 dönem başındasınız olayın. İyiyi de gördünüz, kötüyü de gördünüz. Yanlışları da, doğruları da. Evet. Belki rütbe olarak biliyorsunuz ama müdahale edemediniz. Sizi aşan boyutlardı. Bunları da değerlendireceğiniz bir şeyler yapmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Muhakkak haklısınız. Şöyle ki, şimdi
ben diğer illerdeki, diğer ilçelerdeki kent konseyi oluşumunu da izliyorum. Yaptıkları faaliyetleri de gözlüyorum. Şimdi şöyle, bizim gerçek anlamda sosyal olarak Dalaman'a ne yapabiliriz? Evet. Önemli olan bu. Şimdi her kurumun da belirli ölçüde imkanları var. Bunları kullanmamız gerekir. Belediyeden ne açıda faydalanabiliriz, nereye kadar? Nereye kadar? Şimdi Dalaman Belediyesi bizim belediyemiz. Yani ille partili bir belediye başkanımızın olması şart değil. Neticede Muhammed Karakuş belediye başkanımız, o da Dalaman'dan seçilen bir insanımız. Belediye başkanı. Evet. Şimdi olay şu Sabih Bey, her şeyi yani bir tabiri caizse her şeyi devletten beklemeyin diye bir söz var. Her şeyi belediyeden beklemek ya da her şeyi bir kurumdan beklemek bence doğru değil. O kurumun da belli bir ölçüde limitleri var. Kent konseyi bence bir siyasi düşüncenin esareti altında olmamalı. Özgür, kendi çapında, yerelde ne yapabilirimi hesaplayıp ona göre projeler üretmeli. Daha önceki dönemde bizim kent konseyimizle yapmış olduğumuz bir çalışmada bakın, biz ülke bazında ses getirecek yerel yönetim, yerel basının dışında ulusal medyayı da davet edildi. Tüneli ücretinin ve ücretlendirilmesini protesto eden bir eylem yaptık. O dönemde o bölgeye il jandarma komutanlığımızdan görevli bir albayımız bile geldi. Sadece valinin yol izniyle, evet, yol güvenliğimizi sağlamak amacıyla geldiler. Yoksa bizim eylemimizi durdurmak için değil. İktidar aynı iktidardı. Sevgili seyirciler, bu kısım inanılmaz önemli. Şu an ufacık yürüyüşler dahi tedirginlik yaratırken, bakın çok önemli bir şey söylüyor Kamil Başkan. Valilik izniyle ve karşınızda size dur vesaire diyen, sprey sıkan bir asla jandarma olmadı veya polis yok. Asla. Sizin güvenliğinizi sağlayan, evet, bir... Bizim yol güvenliğimizi ve trafiğin aksamadan akışını temin edebilmek için başlarında bir jandarma albayımızın olduğu bir tim geldi. Jandarma timi geldi. Ve biz o dönemdeki milletvekilimiz Profesör Doktor Sayın Nurettin Demir, Avukat Sayın Akın Üstündağ olmak üzere bir basın açıklaması yapıldı. Hı hı. Kent konseyi topladı bunları. Yani orada yalnız üzüldüğüm bir konu var. Biz bunu hem vatandaş için yaptık, evet, o direnişi, hem de Dalaman Havalimanı'ndan Göce'ye, İzmir'e, Antalya'ya yolcu taşıyan transfer şirketleri için yapmıştık. Hı hı. Ve bunun da o dönemdeki kent konseyi tarafından tüm kurumlara bildirildi. Kişilere, şahıslara bildirildi. Maalesef taksi kooperatif başkanımız yanında 2-3 arkadaşla, şoförler cemiyeti başkanımız birkaç arkadaşla geldi. Transfer şirketlerinden hiçbir temsilci yok. Katılmadı. Katılmadılar. Yani bir vatandaş kaç kere geçer tünelden? İşim olmazsa ben Göcek'ten evliyim, eşim Göcekli. Ben 15 günde, 20 günde bir giderim Göcek'e. Tünelden geçmem, tepeden geçerim, Kızılbel'den geçerim. Şimdi ücret bana dokunuyorsa geçmem. Evet. Türkiye'de tek, başka yok ücretli tünel. 900 metrelik tünele 7 lira para vermek. Bence çok abes. Olacak şey değil. Böyle faaliyetler yapıyorduk. Şimdi bakıyorum, yani belki bu geriye dönük yapılan icraatların, işlemlerin, eylemlerin ya yeterli görmüyorlar. Dalaman'ın simgesi bizim şu anki kent konseyimizin konusu. Dalaman'ın simgesi önceden ben hatırlıyorum. Dünyayı çizmişler, ortasında pamuk, bizim Dalaman'ımızın simgesi oydu. Sonradan havalimanı olduktan sonra bir uçak logosu konuldu, logo değişti. Evet. Şimdi Dalaman'da ne olmalı simge tartışması var. Bunu profesyonel kişilere bence sunulmalı bu soru. Şimdi
benim aklıma birçok şey geçer. Ama bunun Dalaman'ı temsil edecek şeyleri, programcılar var bu konular üzerine, reklamcılar var bu konular üzerine. Profesyonel bir danışmanlık almadan hiçbir şekilde başarıya ulaşılmıyor. Hı hı. Bir kere profesyonel danışmanlık şart. Bunun dışında yani oluşumun, kent konseyinin, ben yani başka bir oluşum oluşturulsun düşüncesinde de değilim aslında. Hı. Kent konseyi bize yeterli. Çünkü her kurumun, her sivil toplum kuruluşun temsilcisi var. Her siyasi partinin temsilcisi var. Bir siyasi partinin güdümüne girmeden, uydusu olmadan gerçekten herkes özgürce fikirlerini ifade edebildiği ve görüşlerin açıkça orada tartışılabildiği bir ortam yaratılmalı. Ve bu hiç kimseye yaranmak amacıyla yapılmamalı. Herkes özgür ifadesini, ben sizin fikrinizi beğenmek zorunda değilim ya da onaylamak zorunda değilim. Size karşı, sizin fikirlerinize karşı bir eleştiri getirdiğimde de günah keçisi sayılmamalı. Sayılmaz. Yani ortam kavga ortamı değil, uzlaşma ortamı olmalı. Yani bana göre Dalaman'da kurumlardan ziyade, örneğin STK'lar, işte sivil toplum kuruluşlarımız var. Bence sadece ve sadece kendi bulundukları yönetimin başka bir yere kaydırmadan yönetimini yapmalılar. Az önce bahsettiğimiz ISO 9001, 9002 kalite kurslarında Profesör Doktor Acar Baltaş'tan, ünlü psikolog Acar Baltaş'tan eğitim almıştık. Bize eğitimde ilk verdiği söz, söylediği nasihat şuydu: arkadaşlar, başarıyı elde eden kişi, iki nokta üst üste, kişiyle değil işiyle ulaşan, uğraşan başarıya ulaşır demişti. Yani kişiyle uğraşmanın bir alemi yok. Çok İnsan beşer şaşar, hata yapar. Yani o hata yaptı diye o insanı da alaşağı etmenin bir gereği yok. Büyük bir olgunlukla karşılayıp hatasını ona uygun bir lisanla, kırmadan, rencide etmeden söylemek bence en güzeli. Doğru. Sonra benim hedefim ne? Benim işim şu. Örneğin ben buradan bir kamyon çakılı el arabasıyla çekeceğim. Bana selam verdi de vermedi de, benim performansım düştü de, başka bahane aramaya gerek yok. Benim işim bu. O kadar. İşiyle uğraşacak, başarıya ulaşmak için, kişiyle değil. Biz bunu böyle eğitilmiştik, böyle görmüştük. Yani, bu kısımda toparlayalım başkanım. Bana göre hiçbir siyasi partiye bulaşmadan, hiçbir siyasi partinin güdümüne girmeden bir oluşum olmalı ki, ben bunun da yine tekrarlıyorum, yineliyorum. Kent konseyi bunun için en iyi bir mecra olmalı. Hı hı. Bu ortamda bu konular tartışılmalı. Benim şu arada zaten kısmet olursa kongremiz yakın. Ben de bir daha aday olmayacağım için görevimi seçilecek ilçe başkanımıza devredeceğim. Artık bundan sonra kent konseyinin doğal üyesi de o olacak. Bundan sonra orada fikirlerini de o arkadaşımız sunar. Başkanım, bu kısmı biraz uzatarak, biraz özetleyelim, geçtik. Dalaman'la ilgili fikirlerimizi söyledik. Olması gerekenleri iyi niyet çerçevesinde, evet, dilimiz döndüğü kadar anlattık. Evet. İnşallah herkes gerektiği kadar mesajları alır. İnşallah. Temenni. İşinin başında görevini layıkıyla yapar. Bu noktada siz iki dönemi dolduruyorsunuz. Zannediyorum aralığın birinci, ikinci artık 14 Aralık kongrelerimiz, ilçe kongrelerimiz başlangıç tarihi 14 Aralık. 14 Aralık'ta. Şimdi 14 Aralık'ta Dalaman olarak ilçe yönetimi ve başkanı, değil mi? Evet. El değiştiriyor. El değiştiriyor. Siz bir abi sıfat, belki gelecek olan sizden yaşça büyük de olur, onu bilmiyorum. Olabilir. Ama yine de tecrübeli bir abi olarak diyelim. Yaşça bir abi anlamında kullanıyorum onu. Sizin ilçe başkanından Dalaman'ı muhalefet olabilir, iktidar, hiç önemli değil, CHP'yi temsil eden bir güzide partinin, legal bir partinin, evet, Dalaman'daki sesi nefesi olacak. Evet. Çünkü takdir edersiniz,
maalesef diyeceğim büyükşehir yasasından dolayı mevcut belediyelerin müdahale edemediği alanlar var. Evet, evet. Bunları büyükşehirle aşmak gerekiyor. Bu noktada farklı partilerden olduğu zaman sıkıntılar olabiliyor. Yeteri kadar şey yapılamıyor. Bu noktada mevcut belediye başkanıyla eşgüdüm olarak evet. çalışabilecek. Aynı zamanda da muhaliflik olarak bakmadan büyükşehirin yetkilerini yapmasını, icraatlarını yerine getirmesini takip edecek, önerecek, koşturacak bunun için bir kişiye ihtiyaç var. Evet. Bu kişi bunları yapabilecek donanımda olması gerekiyor. Çok güzel hatip olabilir. Hiç konuşamayabilir. Evet. İcraat yapması önemli. Muhakkak. Çünkü biz bu zamana kadar çok güzel konuşan insanlar da gördük. Türkiye'nin her yerinde. Boş çıktı. Evet, hiç konuşmayan ama deli gibi icraat yapan insanlar da var. Bunun belki ortasını bulmak gerekiyor. Dengeyi sağlamak gerekiyor. Tabii ki ben size var mı kafanızda diye böyle bir şey sormayacağım. Sizin gözünüzde herkes eşit olmalı. Evet. Siz de bir abi şekliyle, edasıyla bir şef gibi, orkestra şefi gibi bu operasyonu, görev bayrak teslimini layıkıyla yapmanız gerekiyor. Şu an ne aşamadayız? Adaylarımız oluştu mu? Bu adayların çalışması için siz mevcut ilçe başkanı olarak gerekli altyapıyı, ortamı sağlıyor musunuz? Biz basın ve Dalaman'da yaşayanlar olarak nasıl haberdar olacağız bu gelişmelerden? Lütfen. Şimdi Sabit Bey, kongre sürecimiz başladığı zaman içerisinde zaten üyelerimize mesaj atarak SMS yoluyla duyuruda bulunuyoruz. Şu an zaten delege seçimleri aşaması başlamış bulunmakta takvimimize göre, kongre takvimine göre. Üyelerimizi yine bu duyuruda bulunduk başvurmalar için. Delege olmak isteyenlerin ilçe başkanlığımıza müracaat ederek isimlerini yazdırmaları. Tabii, delege olmak için şartlar nedir? Şartlar şudur. Şimdi tüzüğümüze göre, Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne göre ve YSK'dan alınan direktifler doğrultusunda kongre takvimi açıklandığı tarihten en geç 3 ay öncesine kadar üye başvurusu onaylanmış üyeler bu seçimde delege adayı olabilirler tüzüğümüze göre. Ve delege seçimlerinde yapılacak olan hazırun listesi dediğimiz üye listelerinde mahalle bazında, muhtarlık seçim bölgesi bazında seçilecek delegelerin seçim için oy kullanma hakkına sahiptirler. O delege seçiminde aday da olabilirler, oy da kullanabilirler. Zaten bunu biz aday arkadaşlarımız, ilçe başkan aday arkadaşlarımız... Özür dilerim, aday olabilmek için delege mi olmak gerekiyor? Hayır, hayır. Gerekmiyor. Şimdi bizim üye olmak yeterli. Evet, bizim tüzüğümüzde zaten şöyle bir şey der. Her Cumhuriyet Halk Partisi üyesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına aday olabilir de. Evet. Bırakın ilçe başkanlığını, il başkanı, delege başkanı, yani o hakkı her zaman vardır bir üyemizin. Önemli olan kongre takviminin açıklandığı tarihten 3 ay öncesine kadar. Şu an kongre tarihimiz belli. Belli. 3 ay öncesine kadar. 30 dedik. Haziran'dan önce üyeliği resmen kabul edilmiş YSK tarafından onaylanmış üyelerimiz delege olabilirler, aday olabilirler, oy kullanabilirler seçimlerde. Evet. Bu onların yasal hakkı. Peki, yani çok vakıf olmadığım için belki cahilce soruyorum, kusura bakmayın. Estağfurullah, buyurun. Şu olabilir mi? Ben CHP örnek veriyorum, üyesiyim. Evet. İlçe başkanlığına oynuyorum. Evet. Başlıyorum kulis faaliyeti. Malum bunlar olan evet, şey. Evet, evet. Trump bile yapıyor değil mi? Yapar. Lobi faaliyetleri, kulis faaliyetleri. Topluyorum. Evet. Kahvehanede, çorbacıda vesaire neyse. Ya arkadaşlar diyorum, sen benim delegem ol, benim seçilebilmem için ne kadar delegenin oyuna ihtiyacım varsa, finans gücüm var diyelim veya organizasyon gücüm var, kendi delegelerimi oluşturup, kendi çarşaf listemle diyeyim, giriyorum ve
sözde bir seçim ama aslanlar gibi başkan oluyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu siz mevcut tecrübelerinizle tarafsız olarak engelleme şansınız var mı? Tabii şöyle. Hakkaniyet olsun anlamında. Tabii şöyle bir şey var. İlk bu kongre takvimimiz başladığında adaylarımızdan birkaçı kendi delegelerini seçme yoluna doğru gittiler. Şimdi parti içerisinde her ne kadar resmi olarak tüzükte ya da yönetmelikte belirtilmese de bile bir takım süre gelen teamüller var. Ben geçmiş dönemde yaşadığım tecrübelere göre, geçmiş yıllarda gördüklerime göre ilçe başkanlıkları delege seçimlerini organize eder. Üye bazında seçim için mahalle, muhtarlık seçim bölgesi bazında sandık koyar. Üye gelir, aday olan delege içerisinden delegelerinin oyunu atar. Daha sonra sandıklar açılır. Kimler en çok oy almışsa delege olur. Biz bunu delege olarak kongrede hazır listesi yapılması için genel merkeze, genel sekreterle göndeririz resmi olarak. Şimdi bazı ilçelerimizde geçmiş dönemde gördüğümüz şeyler, her ilçe başkan adayı kendi delegesini seçti. Yok, mavi oy pusulası benim delegem, sarı oy pusulası onun delegesi, beyazı. Sonrasında delege seçiminde çoğunluğu alan aday kongrede de ilçe başkanı oldu. Fakat çoğunluğu alamayan adaylar her ne kadar küsmese de etrafında onun delegesi olan kişiler kırılganlık yaşadılar. Bu bizim iç samimiyetimizi, bağlılığımızı bozacağını düşünerek ben önce bundan 20 gün öncesi yönetim kurulumu topladım. Konuyla ilgili görüşlerimizi sunduk, paylaştık, bir karar aldık. Dedik ki ilçe başkanlığı olarak biz delegelerimize, adaylarımıza delege seçimi yaptırmayalım. Biz kendimiz yapalım. Tarafsız ve ari bir şekilde delege seçimi yapılsın. Karar aldık. Aynı günün öğleden sonrası saat 14'te benden önce görev yapmış ilçe başkanlarımı da toplantıya davet ettim. Çok güzel. Onlarla da toplantı yaptım. Onların görüşlerini aldım, fikirlerini aldım. Aynı gün ilçe başkanlarımızı, ya benden önce görev alan ilçe başkanlarımın toplantı yaptığımız salona adaylarımızı davet ettim. Onlarla beraber de görüş paylaştık, fikirlerimizi paylaştık ve görüş birliğinde mutabakat sağladık. İlçe başkanlığı olarak kongre delegeleri seçimini biz üstlendik, biz yapıyoruz. Yani adaylarımız kendi delegelerini seçme yoluna gitmeyecekler. Yani biz bu şekilde bunu tatlıya bağlamış olduk, kırgınlık, dargınlık olmasın diye. O zaman yani şu ana kadar ki bu toplantılarda gerçekleştikten sonra yeni bir aday çıkması söz konusu değil, değil mi? Olabilir. Yani şimdi şöyle, zaten divan kuruluna sunulacak olan toplanan delegelerin imzası %10'unu topladığı zaman aday olabiliyor. Şimdi bizim yaklaşık 118 delegemiz var, evet. Kongre delegemiz var. Aşağı yukarı 20 kişiyi aldığı zaman aday olabiliyor. Oradan bir arkadaşımız da o kongre döneminde, yani kongre salonunda destek bulup toplayabilir. Gizli bir çalışma yapmış olabilir. Divana adaylığını sunabilir, divan başkanlığına. O da aday olabilir. Yani bunun önünü kesme diye bir şey yok. Bu aşamada peki mevcut şu anki 3 veya 4 aday, evet, nasıl delegelerle temas kuracak? Yani legal olarak sizin nezaretinizde mi toplantılar yapacak? Kendini nasıl ifade edecek? Şöyle bir durum uyguladık Sabih Bey. Bu süreç başladığında ilçe başkanlığımızda bulunan mahalle bazında tüm üyelerin TC numaralarını saklayarak, evet, adaylarımıza üyelerimizin isim listesini verdik. Güzel. Çalışsınlar. Delege seçimlerinde işte benim delegem ol gibilerinden, adını yazdır gibilerinden uyarıda bulunsun diye verdik. Daha sonraki aşamada delege seçimleri bittikten, tamamlandıktan sonra, delegeler onaylandıktan sonra genel merkezimiz tarafından biz yine de adaylarımıza delegelerin listesini vereceğiz. Gidip çalışın. Kongrede
kendilerine destek alabilmek için çalışsınlar diye vereceğiz. Yani bunun gizlimiz saklımız olacak bir şey yok. Bir aileyiz netice itibariyle. Yani iki yıldır yürüttüğüm görevi hangi arkadaşım ilçe başkanı olur grubuyla yönetimi devralırsa devir teslim yapacağız. Başarılar dileyip çekileceğiz. Çekileceğiz derken yönetimden çekileceğiz. Yani resmi olarak yetkilerimizi devretmiş olacağız. Ama her zaman partimizin içindeyiz. Yeni gelecek olan yönetimin de yanındayız. Bizlerden herhangi bir şekilde bilgi birikimimizden faydalanmak isterlerse her zaman destekçiyiz, her zaman yanlarında olacağız. Atladığım bir şey var. O yüzden son kısmı sözü size vereceğim. MHP ilçe başkanımızın dayısı vefat etti. Biraz sonra cenazesi var. Oraya katılacağız. Sevgili seyirciler, tabii fark etmedik. Süre bayağı geçti. Şimdi Sayın Öner başlarken de söyledim. Dolu dolu bir insan. Çok da memnun oluyorum kendisiyle sohbet etmekten. Gönül istiyor ki dediğim gibi bu süreç tamamlandıktan sonra kendisini yine gerek siyasi gerek Dalaman'ı ilgilendiren siyasi olmayan konularda mevcut bu hayat birikimiyle dolu dolu kişiliğiyle Dalaman'ın faydalanması bu noktada inşallah onun da söyleyeceği şeyler vardır diyerek öncelikle katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. CHP için, Dalaman için hayırlı olsun hayırlı diyorum. Olsun, sağ olun. Son sözü seyircilerimize size bırakıyorum efendim. Herkese saygılar sunarım. Şöyle ki Sabit Bey, öncelikle beni davet ettiğiniz için bu konuşmaya çok teşekkür ederim. Şimdi Dalaman, her şeyin en iyisi Dalaman için olsun. Öncelikle düşüncemiz, fikrimiz bu. Yani uzlaşma varken kavga yapmamıza gerek yok. Hepsi bizim. Dalaman'da olan tüm her şey bizim. Tüm siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, yardım dernekleri hepsi bizim. Hepsinin amacı Dalaman'a daha iyi bir hizmet verebilmek. Daha önce bir hatıramı söyleyeyim. Bir olay olduğu zaman, örneğin Dalaman'a Ziraat Fakültesi'nin getirilmesi, üniversite kampüsündeki eğitim sivil havacılığın arttırılması, 4 yıllık olması gibi. O ortamda tüm siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları, üniversitemizin hocaları, kaymakamımız, belediye başkanımız, tüm toplum temsilcileri toplantılara gidiyorduk, davet ediliyorduk. Son dönemlerde bu pek olmaz oldu. Dileğim aynı eski sisteme dönülmesi. İnşallah. Herkesin fikrinin, görüşünün, onayının alınması, her şeyin Dalaman için daha güzel olmasını dilerim. İşte önümüzde malumunuz bir kongre süreci var. İlçemize, ilimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim. Herkese de başarılar dilerim. İnşallah. Ayrıca sağlık. Siz de sağ olun. Efendim, bugünlük bu kadar diyoruz. Sabi Samur'la Memleket Meselesi Güzide konuklarımızla devam edecek. Bizden ayrılmayın. Allah'a emanet olun.